Direkt net o soruyla başlayalım. Cinsiyet değiştirme. Bakın, cinsiyet ameliyatları şu an ne durumda hocam? İki tehlikeli bir şeyden bahsedeyim. Arkadaşlar onu bulabilirse lütfen versinler. Çok önemli. Kabe'nin görüntüsü üzerine evet. Renkli bir bayrak görüntüsü. O kapandı mı o Instagram hesabı? Kapanmadı. Hayır. Kapanmadı. Herkes ben de tam tersine, şikayet etti herkes. Ben onu paylaştığımda benim hesabım gitti. 175 bin yani takipçili hesabı. Yani o Kabe LGBT bayraklarıyla evet, her evet. yere koyuyorlar bir de o Kabe görsellerini. Aynen öyle. Bir site ya bir Instagram profili daha doğrusu. Kesinlikle bakın zaten herhalde. Bu küresel çetenin yeni tip savaş silahları var ya sosyal medyalar. Instagram'lar, YouTube'lar. Burada onların istediği projeleri paylaşabiliyorsun. Onların istemedikleri tarafından yok ediliyorsun. Mesela özellikle görsellere bakar mısınız? Bundan daha beter. Ben şu Kabe üzerinde görüntüyü... Bu tabii yayınlanabilirler bunlar aralarında. Yoksa inanılmaz görseller var. Bakın bu bir şey değil. Şu Kabe üzerindekini görebilir miyiz? Bulabilirsek onu yönetmenim. Kabe üzerinde bu örgütün şimdi, örgütsel bir Türkiye'den örnek daha doğrusu onu birkaç yerde koydukları o Kabe görselini resimler var o profilin alabilirsek. Tamam hocam hı-hı. devam et ayarlayacaklar. Şimdi bakın Türkiye'de 18 Haziran mıydı 14 Haziran mıydı? Haziran'da bir yürüyüş düzenlediler. Düzenlemek istediler bu kişiyle ilgili. Ve bunu nerede biliyor musunuz? Çanakkale şehitliğinde yapılacak diye duyurdular. Dolayısıyla toplumun o kadar hassas ve o kadar kutsal değerlerine bir saldırı olarak bunları kullanıyorlar ki. Yani sen gidiyorsun tüm dünyadaki milyonlarca... Kırmızı çizgiler var orada ve onların kırmızı üzerine, çizgilerden ziyade, üzerine gidiyorlar. İnsanlık tarihinin en önemli değerleri, insanlık tarihinin karşı koyamayacağı en büyük güçler. Evet bunlar şu bunlar. Görseller. En büyük güç yani Kabe Peygamber Efendimiz şu anda dünyadaki en önemli ilk 100 listesinin bir numarası hala NTV yayınlarından çıkan bir kitapta vardı. Birinci numaralı ismidir ve dünyadaki insanlık tarihindeki en büyük devrimlerden birini yapmıştır. İnşallah belki kıyamete kadar da öyle olmaya devam edecektir. Şimdi bütün cinsiyetsizleştirme, özgür olarak istediğin şekilde çiftleşmenin aleni olarak, ben evlerde yaşananlardan bahsetmiyorum, aleni olarak kimlik kazanıp ortalığa saçılabileceği bir kimliğin görüntüsünün gidip böyle bir kutsal değere giydirilmesi. Bunlardan birkaç tane daha var. Farklı yerlerde, farklı mekanlara koymuşlar. Alabilirsek onları şimdi, da gösterelim. Bunu, şu bayrağı al, evinde salla, hiç sorun yok. Evinde 15 kişiyle bir araya gel. Hiç Allah'la senin aranda. Settar Sıfa da orada devreye girer. Gizli günahları affediyor mu, affetmiyor mu? O seninle Allah arasında. Evde istediğini yaşayabilirsin. Ancak aleni bir şekilde bu ortaya döküldüğünde o zaman bunun adına sapkınlık denir ve kabul edilemez olur. Dolayısıyla o zaman biz gelir durmak zorunda olduğumuz yer Lüt peygamberin yanı olur ve bizim en kutsal değerlerimize bunu hakaret olarak sayarız. Anladınız mı? Yani Çanakkale'de sen normal git İzmir'de yürü. Sana daha uygun. Sahilde yürü istediğin gibi. Sen gidip şehitlikte yürümeye kalkarsan sonra biz de bak bu sana karşı bir saldırı ya da toplumu ayaklandırmak ya da kışkırtmak için bir tuzak olarak kullanılır. Bu çok tehlikeli bir şey dediğimizde. Şuraya bakar mısın ya? Yani işte bu. Diyecek kelime yok ya. Kelime yok. Ya yani bunu alıp paylaşıyor ve o site kapanmıyor. Kapanmıyor evet. Yani ben çünkü biliyorum, tek dünya devlet sapkınlığı bunu istiyor. En az 10-15 arkadaşımın bunu paylaşarak şikayet edin bu profili dediğini biliyorum ve paylaştıklarını, şikayet ettiklerini biliyorum. Bakmadım en son. Açık mı değil mi? Site açık. Bizim hesaplar kapatıldı. Şu an biz aktif bunu, mi? Site, site aktif. Piksel Instagram. Bilmem neydi zannediyorum. Bizim hesaplar bu yüzden ceza aldı. Buna aleni toplumu kim ve nefrete sürükleme diye. Bu toplumun esas Allahsız bir şekilde toplumu kim ve nefrete sürüklemek budur. Sen kalkıp kiminle nasıl sevişeceğinin önünü açmak için bir bayrak oluşturup onu da Peygamber Efendimizin Kabe'nin üzerine, örtünün üzerine bir görsel olarak koyarsan o zaman kendin, şöyle bir laf vardır Türkiye'de, işte kaşınan koyun boynuzunu çobanın değneğine sürtmek olur. O zaman sen zorla kendin bunun önünü açarsın. Sonra da gelip de toplumu kim ve nefrete sürüklemek diyemezsin. Çünkü senin zülfiyarına, senin onu, yani o sevişme biçimini sen bir özgürlük olarak tanımlıyorsun, ona kimse dokunmasın diyorsun. Bunun için yaygara koparıyorsun. Sen gelip benim en önemli kutsalıma kendi bir şeyini giydirebiliyorsun. Örtünü giydirebiliyorsun ya da bayrağını giydirebiliyorsun. Dolayısıyla bu bir saldırıdır, bu planlı bir harekettir. Bu tüm değerlerin yok edilmesidir.
Kayıtlarında var mı? Siteyi bir kontrol ederim o arada. Yani varsa paylaşmış olabilirim. Silindi. Benim bir şey Instagram hesabında paylaşmıştım. Tam şey neydi? Bilenler, sevgili dostlar, sitenin ismini bilenler WhatsApp'tan gönderebilirse sevinirim. Şu sitenin kapanıp kapanmadığını bilmiyorum. Çok fazla şikayet var. Yok yok, kapanmıyor. Hayır hayır. Ben onu girip bulmakta... Varsa bir atın o siteyi de arkadaşlar, yayında verelim profili. Şikayet etmeye devam etsinler. Ne diyecektim? Ha, şunu söyleyecektim. Yani neden bu yapılıyor biliyor musunuz? Mesela neden insanlığa böcek yiyin de yapay et yemeyin deniyor? İnsanın tüm iğrenme duyguları komple psikolojik olarak ortadan kaldırılıyor. Diyorum ya, şu anda Türkiye'de sosyolojik olarak 3 kavram kalktı. Hı hı. Ne olduğunu biliyor musunuz? Söyleyeyim mi çok acı bir şekilde? Buraya iletişim kurduğumuzu anladığımız zaman söyleyeceğim. Hocam. Evet, site açık. Pixel Helper. Helper. Sayfayı, profili alabilir miyiz yönetmenim? Buna binlerce insan şikayet etti. Profili şöyle kesip ya da şey yapabilirsek, ekran görüntüsünü Instagram'dan alabilir miyiz ve yukarı doğru kaydıralım. Pixel Helper. Bakın, dünyada ve ülkemizde bazı kavramlar zihinlerden siliniyor. Bunlar da onlardan biri ve bunlardan, bu söyleyeceğim 3 maddeden birine hizmet ediyor. Bakın, Türkiye'de ve dünyada size ulaşamıyorum. Yok hocam, dinliyorum. Tamam, ben şu anda tabii Instagram'dan inanılmaz mesela, şeyler paylaşmışlar. Onları görüyorum. Dinliyorum. Öyle hocam. Değil mi? Bakın, zihinlerden utanma kavramı kaldırılıyor. Utanma diye bir şey kalmıyor. Ne yaparsa utanabilir bir insan. Bebek sahillerinde, araba üzerinde, yol kenarında sevişen, çiftleşen, açık açık çiftleşen insanların görüntüleri haber olmadı mı? Yok frekanslar bunu yaptı filan bu. Ya hayır, sosyolojik olarak utanma duygusu gidiyor. Dünyada küresel olarak adalet duygusu komple gidiyor. Tüm Türkiye'de değil sadece. Bütün insanlık tarihinin, bütün insanlığın her şeyine çökülürken, mülkiyetlerine, namusuna, ailelerine çökülürken adalete inanç, adalet kavramı, sadece böyle hukukun ya da yargının vereceği bir adaletten bahsetmiyorum. Adalete inanç diye bir şey kalıyor mu zihinlerde? Kalmıyor. Herhangi bir şeye utanma diye bir şey kalıyor mu? Kalmıyor. Peki ihanet diye bir şey kalıyor mu? Bunu iki türlü düşünün. Bir vatana ihanet olarak, bir de ailelerde çiftlerin birbirine olan ihaneti olarak düşünün. Kalmıyor. İhanet kavramı siliniyor. Neden? İsteyen istediğiyle sevişebilir, sen bana karışamazsın diye bireycilik olduğu zaman öbürü öbürünü hiçbir şekilde teknik olarak aldatmış olmuyor. Vatanın hangi bir değerini satarsan sat, bu her türlü yalan haberle, ne var ki bunda deyip başka bir yalanla örtüldüğü için bu da ihanet olarak sayılmıyor. Dolayısıyla ihanet yok, utanma yok, adalet yok. Küresel dünya sosyolojik olarak bütün değerleri yok ederken, bunlar sadece 3 tane özetlediğim madde, sadece senin cinsiyetlerini ve mülkiyetlerini almıyor. Senin utanma duygunu, adaletini, ihanetini alıyor. Dolayısıyla sadece bunlardan adaleti çıkarın, utanmayı ve ihaneti alın, bir ailenin içine sokun. Bir ailede utanma ve ihanet gittiği zaman hiç kimsenin birbirine olan bağlı olmaz. Çocuğun anneden babadan, annenin babanın çocuktan, hiç kimsenin kardeşten, anneden, neneden, teyzeden utanması da olmaz. Dolayısıyla herkes herkesin miras samalına çöker. Artık mülkiyet olmayacağı için çökecek bir mal da kalmaz. Dolayısıyla birey olur, birey. Yalnız kapsül evler geliştirilecek diyor Dünya Ekonomik Forumu. Herkes tek başına bir odada yaşar. Yemek almak isteyen, metaverse için öyle deniyor yani, yeme içme ve tuvalet dışındaki her şeyin yaşanacağı bir alan. O zaman kapsül bir yerde yaşıyorsun. İster bununla sevişiyorsun, ister buna anne diyorsun, ister buna baba diyorsun. Zaten o kavramlar da yasaklanıyor. Anne baba da gidiyor vesaire. Şu görseli aldık, bir tam profili bir görelim yukarıdan. Şu an aktif. Açık. Hala yaşıyor değil mi? Pixel Helper. Ve son paylaşımı duruyor hala. Tabii o son paylaşım duruyor. Bir aşağı doğru kaydırsana, neler paylaşmış. İndirebiliyoruz herhalde aşağı doğru. Bak orada o paylaşım. Yavaş yavaş bir indir şöyle aşağı. Bak, LGBT artı Kur'an. Görüyor musun sağdaki paylaşımı? Bir fark etmemiştim. Bak ben. En sağda LGBT artı Kur'an. Kur'an. Aşağı doğru bir indirsene şöyle yönetmenim. Ben şimdi Instagram'dan arada bakıyorum. İnanılmaz görseller var. Kaydırabiliyor muyuz aşağı doğru? Fotoğraf mı bu? Şey yapamıyor muyuz? Fotoğraf olması lazım. Blurlandı çünkü. Siteyi alalım, kaydıralım yukarı doğru. Hazır mı şu anda, alabilir miyiz?
O zaman tamam, hazırla. Hocam devam et. Hazırlayacaklar. O aşağı doğru kaydıracağız, onları göreceğiz. Şimdi demeye çalıştığım şey şu. Öylesine bir Allah'a savaş açma var ki. Ahirete gidecek, cennete gideceklerin herhalde sayısı hiç olmadığı kadar az. Ama hiç olmadığı kadar gerçekten ahiret inancı varsa bir insanın, cennete gidebilme ihtimali hiç olmadığı kadar da yüksek. Çünkü bu kadar ahlaksız ve namussuz bir sistemde, ya normal durduğun yerde biraz dursan bunlara bulaşmadan, zaten şeytan o kadar çıtayı yükseltmiş ki temiz şey bir şekilde yani, ölsen cennete gidersin herhalde. Daha zor cehenneme gitmek, daha zor normalde. Bak, bir sürü baksana nelere kapatacaksın. Uğraşman lazım yani, nelerle para harcayacaksın yani, uğraşacaksın. Bakın, bu adamlar cinsiyetsizliği getirirken çok temel birkaç silah söyleyeceğim size. Neleri kullanacaklar biliyor musunuz? Oyuncaklardaki renk ayrımlarını kullanacaklar. Oyuncaklardaki erkek kız oyuncaklarını kaldıracaklar ve bunlar başlandı yapılmaya. Şeyler de var, o bebekler de var. Tabii. Devam ediyorum. Tamam, fotoğraf alalım, kaydırma. Çünkü yayınlayamayacağımız bazı görseller daha var. Yani bunlar da zaten yayınlanacak görseller değil de bazı çıplaklıklar varmış galiba. Parça parça ver alabildiklerimizi. Tabii o Kabe görselini Mescid-i Aksa mıydı yukarıdaki? Her yere koymuşlar. Ne yazıyor? Allah ses. Devamını okuyamıyorum ama kesinti var orada. Her yerden bir şeyler. Ha, Allah LGBT diyor. Haşa. Helal diyor bir de orada. Zaten şöyle. Türkiye'de bununla ilgili kurulmuş Türkçe siteleri inceledim ben. Diğer görseli alalım. Papa da demiyor muydu zaten? Kur'an ayetlerinin Türkiye'deki Türkçe siteler bunların böyle olduğunu zannedildiğini söylüyor, biliyor musunuz? Evet, şu sağ tarafta ortada bayağı Kabe'nin olduğu o kalabalığın içindeki görsel. 3 görselin 4 görselin tamamı öyle zaten. Evet. Şimdi dedim hocam ya, şeylere geçelim, ameliyat. Hemen oraya geleceğim, şu maddeleri söylemeden oraya geçmek eksik olur. Ameliyatlara bir çocuğu niye bu tercihe sokar? Yani bir çocuk hangi duyguyla evinden çıkar bu ameliyata yürür? Değil mi? Oraya geleceğim. Çünkü ameliyat bir haber verisi sadece. Hı hı. Ben psikolojik tarafından bahsediyorum. Bütün oyuncaklar bu şekilde ele geçirince, bütün hikaye kitapları fonlanıp dünyada, tüm dünyada bu şekilde hikayelendirince, prensin prense aşık olduğu, prensesin prensese aşık olduğu, bütün filmler bilinçli olarak buna yönlendirilince, bütün hikayeler, masallar buna göre anlatılınca, bütün tuvaletlerde üçüncü cinsiyetin ya da herkesin her tuvalete girebileceği, tek bir tuvaletin olabileceği yerler yapıldığında, soyunma kabinleri erkek kadın ayrımı ortadan kaldırıldığında, bütün kitaplar ve kanunlar da buna göre dizayn edildiğinde, Almanya'da ana kullarının sadece 5 yaşında bile bu tür cinsiyetlere göre cinsiyetsiz olarak açılacağı söylendiğinde, bunu her yere yayın. Bunu Profesör Harari'ye de getirin. Harari'nin de evli olduğu kişi bir adam. Adam kendisi de gay zaten. Baktığında kendisi de erkek. Dolayısıyla erkeğin erkekle olduğu bir taraf. Baktığın zaman bugün Elon Musk dünyanın en bilinen isimli. Ne diyor? Benim çocuğum kendi cinsiyetini kendi seçecek diyor. Bilinen tüm isimlere bu yayıldığında, Türkiye'deki belli ünlü sanatçıların da albüm kapaklarına erkeğin erkekle verilmiş cinsel pozları da koyulduğunda ve bunlar gerçekten usta sanatçılar. Ne oluyor biliyor musunuz? O çocuk ruhsal olarak, normal olarak bunu kabul ediyor. Diyorum ya, sosyolojiye, psikolojiye pisletir diye. Sen çocuğu bütün her yerden kuşatırsan ailenin hiçbir etkisi yok ki çocuğun üzerinde. Aile sabah işe gitti, akşam geldi. O kadar süre içerisinde çocuk hepsinden aldı. Çocuk çıktı, sinemaya gitti, okula gitti, tuvaletlere gitti, oralardan hepsinden aldı. Okula gitti, kitapları okudu, hepsinden aldı. İnternete girdi, siteleri gezdi, hepsinden aldı. Sen aile olarak bu çocuğu nasıl kurtaracaksın eğer Kur'an-ı Kerim'in kendi inancını ailende yaşamayıp vermiyorsan? Kurtaracak şansın yok. Dolayısıyla ameliyatlara geleyim. Bugün Cerrahpaşa'da bir tane profesör, bundan 6 ay bile değil yani, birkaç ay önce bir rakam ortaya koyuyor. Bir konuşma yapıyor. İçsel olarak çok sevdim anlatışını, inandım. Çok değerli bir adam. İsmini vermeyeceğim. Diyor ki, tahmin ediyorum bunu, birbirinin yerini değiştirmede yanlış söyleyebilirim. 2700 erkek, 4000 kız. Biri öbürünü, öbürü birini, yani erkekler kız, kızlar erkek olmak üzere sırada bekliyor diyor. Bu aylık sayımı, birkaç aylık sayımı tam emin değilim. Ama bu, şimdi ben kendi danışanlarımın ve benim merkezimi arayan içler acısı durumu yani söyleyemiyorum. Yani 4000, 2000'de 6000, yaklaşık 10.000 kişi. Korkunç sayı, bu hiçbir şey değil. Yani ben size kendi verilerimden bahsedemiyorum. Benim danışanlarım bunu
görüp de bizden bahsediyordu hissiyle sırrının açığa çıkacağı durumuna düşmesin diye. Tahmin edemeyeceğiniz kadar gözyaşı büyük. Aileler çaresiz kalmış durumda. Gözyaşlarına boğulmuş ve çocuklarını kurtarın bizi, nasıl yapacağız, ne yapacağız diye soruyorlar. Ve biz de tabii ki bir yandan Kur'an-ı Kerim, bir yandan psikoloji ve uzmanlar da şunlarla donatılmış durumda. Bir uzmana gittiğin zaman bugün diyorsun ki ya benim çocuğum, diyor ki çocuk isteğiyle sevişir, sana ne diyor. Eğitim travması dediğim şey de o, özgürlükçü zannediyor kendini. Allah inancından kopmuş, kendi o bilim diye aldığı şeyleri aileye verdiği zaman bir aileyi kurtarmak yerine yıkacağını fark etmiyor. Dolayısıyla şimdi bu aile çocuğun hangi uzmana götürsün? Uzmanların çoğu böyleyse. Mezunların çoğu böyle. Uzman demiyorum ben ona. Böyle sapkın bir şeye hizmet ediyorsan benim gözümde bir şey değilsin. Çünkü bu mahremiyet içerisinde her şey olabilir. Özelimiz bize ait. İçeride biz ne yaşıyoruz kimseyi ilgilendirmez. Ama bütün evindeki bu işten haberi olmayan bir çocuğun bile aile hayatını yıkacak, üremesini ve neslini yıkacak, ailesiyle olan bağlarını yıkacak, onu da özgürlük adı altında bir şeye sokacağı bir ortalığa saçmaya dönüştürürsem ben buna sapkın derim. Benim için o sınır onun sapkın olmasıdır. Dolayısıyla binlerce çocuk ameliyat olmak için sırada bekliyor mu? Binlerce kız, binlerce erkek. Ve bunların adları da bildiğin işte Zeynep, Meryem, ne bileyim baktığınız zaman Kemal. Bunun gibi bizim çocuklarımızın kültürel isimleri de kullanmış. Bu toprakların çocuklarının isimleri bunlar. Bu çocukları bu hale getiren az önce söylediğim sosyolojik olarak şeytanın kapıdan içeri girmiş olduğu durumlar. Aynı zamanda beslendiği gıdalardan bile artık bu olmaya başlandı. Şimdi bunun o zaman buna Kur'an-ı Kerim nasıl bakıyor diye bakmak gerekmiyor mu? Tabii hocam. Buyurun. Şimdi ben ister istemez kendimi bir yere koymam lazım. Bir yandan vatanımın yanında, bir yandan aile kültürel değerlerimin yanında, bir yandan bayrağımın şu yanında. Şu görselleri alalım yönetmenim. Bir yandan da inancımın tarafında olmam lazım. İnanç bizim tabii öne çıkan bir kimliğimiz belki değil. Belki kalbimizin üstünde nefes alırken yaşayacağımız bir değer. Ama hayatımıza sirayet etmesi ve davranışlarımızda görünmesi gereken bir değer diyelim inanca. Kur'an-ı Kerim'e ya da. Ama baktığımız zaman orada 1400 yıl önce Allah'ın kıyamete kadar ortaya koyduğu kanunlar esastır benim için. Ben bunların üstüne bir kanun tanımıyorum. Bana bu kadar inandırıcı da gelmiyor. Yani bana bir ölüm ve kayıp beyaz temasıyla Yalom'un varoluşçu terapötik cümlelerini getir. Kur'an-ı Kerim'in ölüm sonrası ile ilgili söylediklerini geçir. Hangisi daha büyük şifa eder? Ben eğer Allah'ı tanımıyorsam, Rabbimi tanımıyorsam, Kur'an-ı Kerim bilmiyorsam tabii ki orada psikanalize gidebilirim ama inancı da içine koyduğum zaman daha büyük bir umut, daha büyük bir şifanın orada bizi beklediğini görüyorum. Dolayısıyla ailelere bunun doğrusu hangisidir, yanlışı hangisidir diye eğer biri şaşırırsa buna ne kısa örnek vermiş Kur'an-ı Kerim bundan bakmak lazım. Müsaadenizle ona gireyim mi? Tabii hocam, tabii hocam. Şimdi Araf suresi 80. ayette Lut'a bir peygamber gönderdi. Kavmine şöyle dedi. Dünyada sizden önce hiçbir kimsenin yapmadığı o iğrenç, bak Kur'an-ı Kerim ifadesi bu. İğrenç işi bir yol haline getirip nasıl irtikab ediyorsunuz diyor. Kadınları bırakıp şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan azgın bir toplumsunuz. Hiç affı yok. Kur'an-ı Kerim'in tam olarak bu olaya bakışı böyle. Doğrusu siz haddi aşan azgın bir toplumsunuz diyor. O zaman tek dünya devleti neymiş? Haddi aşan azgın bir toplulukmuş. Eşleşiyor mu? Örtüşüyor mu? Bana göre örtüşüyor. Aynı fikirde olmak zorunda değiliz kimseyle. Ben bencesini anlatıyorum. Yani aynı fikirde olmayanlar yayını bırakıp çıkabilir. Kendi dünyasına dönüp istediğini yaşayabilir. Ama bizden bir soru sorup bir şey istiyorlarsa bizim pergelimizin bir ayağının dikildiği yer burası. Evet. Biz neredeyiz? Lüt peygamberin durduğu yerdeyiz. Peki ne olmuş? Devam edelim. Bak o kadar önemli şey var ki burada kısa var ki kadınları bırakıp şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Doğrusu siz haddi aşan azgın bir toplumsunuz. Lüt kavmin cevabı. Lüt'ü ve yandaşlarını memleketinizden çıkarın. Çünkü bu beyler kendilerince temizliğe çok düşkün insanlar demekten başka bir şey yapmıyorlar diyor. Oradaki insan. Allah diyor ki devamında neticede biz Lüt'ü ve ailesini kurtardık karısı hariç. Geride kalanları helak oldu. Peki burada çok önemli bir şey var. Önemli bir cümle var benim yakaladığım. Çok hoşuma giden. Devam ediyorum. Çünkü bu konuyla ilgili Araf suresi 83-84 var. Hud suresi 77 var. 79-80 var. Hatta orada Lüt peygamber şunu diyor. Keşke size karşı koyabileceğim bir kuvvetim olsaydı ya da sağlam bir kaleye sığınabilseydim diyor. Ondan sonra
Önceden o çirkin işleri yapmaya alışık olan Kami koşarak Lut'un yanına gidiyor ve Lut onlara ne diyor biliyor musunuz? Ey Kami'm, işte benim kızlarım diyor. Onlar diyor sizin için temizdir diyor. Onlarla evlenin. Onları alın. Allah'tan korkun diyor ve beni misafirlerime karşı rezil etmeyin. Misafirleri kim? Misafirlerine Lut peygamber diyor ki sizi daha önce bu çevrede görmedim diyor. Siz kimsiniz? Kimlerdensiniz? O da diyor ki biz sana senin diyor dua ettiğin o kavim için helakı getiren elçileriz diyor. Yani buradan neyi anlıyoruz biliyor musun? O melekler insan kılığında gelmişler. Lüt peygamberle konuşmuşlar. Ben şu kıssayı çok hayatımda uygulamayı çok severim. Ne diyor biliyor musun? Sabah güneş doğarken sen ailenin çocuklarını ve herkesi al. Seninle beraber olanları al. Git ama arkana bakmadan git diyor. O yüzden ben bir konuya girdiğim zaman arkama bakmam, bir daha ne kaybedeceğim. Geride ne olmuş keşke yer yok. O yüzden Lüt peygamberle ilgili ayetin yani numarasını da vermeme gerek yok herhalde. Melekler onun şüphesiz Lut'a demişler ki biz Rabbinin elçileriyiz. Senin kılına bile onlar dokunamayacaklar diyor. Gecenin bir vaktinde seninle olanlarla beraber yoluna çık. Hiçbiriniz geri dönüp bakmasın. Ancak karın hariç. O onlarla beraber kalacak ve onlarla diyor o topluma gelen azap onu da vuracaktır diyor. Onlar için belirlenen azap zamanı sabah vakti. Zaten sabah vakti yakın değil mi diyor. Bu çok bütün zamanları alabilirsin bu cümleyi. Neden biliyor musunuz? Şurada o kadar güzel bir yer var ki bugün yani o zamandan bugüne ne oldu diye söyleyeceksiniz. Nihayet azap emrimiz gelince günahkarlarla kirlenmiş o memleketin üstünü altına getirdik ve üzerlerine de ateşten pişirilmiş taşları peş peşe yağdırdık. O taşlar Rabbin tarafından, bak en mucizevi yer burası. O taşlar Rabbin tarafından işaretlenmiş, her birinin kimi vuracağı belirlenmiş olan taşlardı. Yani her bir taşın kimi vuracağı belirlenmiş olan taşlardı. Henüz beni şaşırtan daha yere gelmedik. Hemen buraya geleyim. Peş peşe o taşları yağdırdık. Diyor ki o taşlar Rabbin tarafından işaretlenmiş. Her birinin kimi vuracağı belirlenmişti. Böyle bir taş yağmuru her dönemde her yerdeki zalimlerden uzak değildir diyor Allah. Bu cümleyi hiç fark ettiniz mi bilmiyorum. Ben o kadar çok okudum ama fark etmemişim bunu. Yani şükürler olsun ki böyle bir gelecek bizi bekliyor. Sonsuz gelecekten bahsediyorum. Asıl hayat ahiret yurdu ya hani Rabbimin deyimiyle. Bak bu cümleyi tekrar okuyorum. O Rabbin tarafından işaretlenmiş her birinin kimi vuracağı belirlenmiş olan bu taşlar bütün o yerin şehrin altını üstüne getiriyor. Böyle bir taş yağmuru her dönemde bütün zamanlardan bahsediyor kıyamete kadar. Her dönemde ve her yerdeki zalimlerden uzak değildir diyor Allah. Dolayısıyla tek dünya devletinin istedikleri ve karşıma koyduğu takvimler Allah'ın önümüze koyduğu takvimler. Baktığın zaman umut her dönemin her böyle bir taş yağmuru her dönemde ve her yerdeki zalimlerden uzak değildir. Evet.